Merhaba, programa hoş geldiniz. Serdar merhaba. Merhaba abi, iyi yayınlar. Şimdi dün bir program yaptım. Daha doğrusu programdan önce 2-3 programdır seste bir sorun var. Hep şikayet geliyor falan. Her türlü kontrolü yaptık, bir türlü bitiremiyoruz, yani çözemiyoruz. Dün bir program yaptım ben. Bu programda işte belli bir yaş gruplarını da anlatmaya çalıştım. Türkiye'de işte internetin girişi, bunların öğrenilişi falan filan. Ve bunun öğrenilişini Türkiye'nin sosyolojisine göre anlatmaya çalıştım. Dedim ki yani ben çocuğuma bir internet sisteminin mantığını pek anlatamıyorum. Çünkü ben bilmiyorum. Bir türlü çözemiyorum bazı şeyleri. Bir müddet sonra o kendi kendine öğreniyor ve o bana öğretmeye çalışıyor gibi bir program yok. Neyse sonra program yayınlandı falan akşamüstü. Dedim ki ya bunu niye çözemiyoruz biz ses programını? Baba dedi senin mikrofon dedi iki girişli mi? Önce anlayamadım o iki girişli çünkü bilgisayar kasasına bir girişi var. Meğersem mikrofon kablosunun mikrofona da bir girişi varmış. O giriş hafif gevşemiş. Ya böyle söyler söylemez iki girişliyle çözen bir nesil bizim çocuklarımız ama programda yaptığım, anlatmaya çalıştığım biz onları öğretemiyoruz ve bu toplum böyle yetişiyor diye bir programdı. Tam denk gelmesi çok ilginç geldi bana. Çünkü bir şey tam oturmuyorsa elektriğin gitmemesi lazım. Çalışmaması lazım. Öyle bir sistem yapmışlar ki kablonun mikrofona girişi az oturuyorsa çalışmamazlık yapmıyor. Az ses veriyor. Evet, biraz daha profesyonel herhalde. Evet, mikrofon profesyonel. O yüzden cevap vermedim. Mikrofonun çok amatör falan diyenlere gerçekten profesyonel ciddi para vermiştim. Yani mikrofon için ciddi bir paraydı buna verdiğim para. Ama tam programı yaptım, konuyu işlediğim anında yaşadım tekrar o olayı. Çözülmüştür umarım. He? Çözülmüştür umarım. Çözüldü canım. Tekrar ses şu anda kırmızıya vurarak yayına alınıyor. Her seferinde o girişi kontrol edeceğim çünkü aynı masa içinde olduğu için kabloların ayağım değiyor bilmem ne falan. Gevşetiyorum onları demek ki. Evet. Benim bilgisayar sistemim ve bildiğim kadarıyla bilgisayar sistemi gibi Türkiye'de çok karıştı. Evet, Türkiye hep karışıktı belki de. Hep karışıktı canım. Ben doğduğumdan beri en azından karışıktı. Öncesi beni ilgilendirmiyor. Yani bilmiyorum. Tarihten okuduğumuzdan biliyoruz, dinlediğimizden biliyoruz. Tabii ilgilendirmiyorsun, şaka. Geçmişinden sorumluluk almazsan geleceğe hiçbir şey veremezsin diye düşünüyorum. Ama sanki 15 Temmuz öncesinin benzeri bir takım şeyler yaşıyoruz gibi hissediyorum. Böyle garip beraber olurmuş gibi yaptıklarından gene kavga edip ama kavga etmiyormuş gibi havalar. Aynı Gülen olayı gibi mesela Fethullah Gülen ekibi bir müsteşarı, o zaman müsteşardı. Başkan olunca ne değişti bilmiyorum, MİT başkanı olunca ne değişti müsteşar. Ama MİT müsteşarını Hakan Fidan'ı ifadeye çağrıldığında kıyamet koptu falan filan diye yazıldı. Ondan bir süre sonra Erdoğan heyetiyle beraber Amerika'ya gitti. Amerika'ya gittiğinde 3 ya da 4 günlük bir geziydi. Bülent Arınç, Fethullah Gülen'i ziyarete gidecek programa göre. İlk gün işi var. Ondan sonra işi yok Bülent Arınç'ın. Boş, serbest bırakıyorlar. Erdoğan'la görüşüyor Bülent Arınç. Efendim diyor ben Gülen
Hazretlerine gideceğim, işte şeylerine, Bülent Efendi'ye gideceğim. Sizin işiniz var ama söyleyeceğiniz bir şey var mı diyor. Yok ama kendilerinin benden bir emirleri var mı diyor. Erdoğan Bahçeli'ye, şeye, Bülent Arınç'a. Bu herkesin çok fena kavgalılar dedikleri dönemde benden emirleri var mı diyor. Bunu nereden biliyoruz? Bu hiç öyle şey falan değil. Dönüşte televizyona çıkan Bülent Arınç kelimesi kelimesini bunu böyle anlatıyor. Büyük olasılıkla ileriye delil olarak kalsın diye bilerek bunları mota mota anlatıyor. Şimdi AKP MHP kavga ayrılacaklar mı? Seçim öncesi başlayan bu tartışma. Ah canım gel yumuşadık bak diye birbirlerine sarılıp demeçler veriyorlar. Ama akıl almaz bir kavga var. Evet. Benden bir emriniz var mı diye Bahçeli'yle anlık böyle ani hiç beklenmedik görüşmeler yapılıyor. Ama birilerine göre de kavga devam ediyor. Sana da öyle gelmiyor mu? 17, 15, 25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası, öncesi yaşananları sanki yaşıyoruz ve bir şeyler oluyor. Ama ne oluyor bilemiyoruz. Ya bir şeyler oldu kesin. Özellikle de söylediğiniz o iki tarih, yani hem 17-25 hem de ardından 15 Temmuz öncesi ve hatta 15 Temmuz sonrası da bunu söyleyebiliriz, onu da katarak. Ona benzer ya da onu çağrıştıran bir takım şeyler oluyor ama şimdi o kavganın keskinleştiği alttan alta belliydi. Burada bir kavga varsa da kibar görünüyor. Çok keskinleşmiş durumda değil en azından. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi Erdoğan Yargıtay Başkanı seçimlerinde 35 tur sonuç alınamayınca işte Bahçeli ile bir araya geldi. Ortaya bir formül çıktı. MHP'nin desteklediği aday olarak lanse edilen isim geri çekildi. Gerçi Erdoğan'ın yani mevcut başkanın desteklediği, şimdi seçilenin desteklemediği söyleniyordu ama ben aynı fikirde değilim. Erdoğan'ın desteklediği yine diye düşünüyorum. Sanki bize biraz böyle demokrasi bulaşmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Çünkü karşılığında Erdoğan da Bahçeli ile yaptığı görüşmede varıldığı anlaşılan anlaşmaya uygun olarak çekilen adayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atadı. Şimdi böyle olunca aslında bir kavga yok, gayet uyumlu bir şekilde gidiyor gibi görünüyor. Ama öbür taraftan başka dosyalarda bakıyorsunuz. Şimdi niye böyle oldu sence? Ya bence iktidarı paylaşmak böyle bir şeydi zaten. Yani Erdoğan'la Bahçeli arasındaki ilişki böyle aslında. Ben başka bir şey düşünüyorum da o yüzden sordum bunu. O zaman kendi düşüncemi anlatayım. Sen onun üzerine de yorum yaparak devam et. Şimdi bu son olaylarla beraber hem Sinan Ateş hem Ayhan Bora Kaplan olaylarından beraber MHP için kapatma davası açılabilir. Yani normal başka bir ülkede şimdiye kadar kapatma davası çoktan açılmıştı diye düşünüyorum. Yani hazırlıklarına delil toplamaya başlanmıştı diye düşünüyorum. Kim açıyor kapatma davasını? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, iddianameyi hazırlayan o. Evet. Birdenbire bu adamın MHP'li olduğu söylenen ve işte Can Atalay davasından dolayı aynı Bahçeli gibi Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır falan gibi açıklamalar yapan, hatta dava açılmalıdır diyen suç duyurusunda bulunmuştu zaten. Anayasa suç duyurusunda bulunmuştu, evet. Evet. O kişinin Yargıtay Başsavcısı yapılması şunu göstermiyor mu? Geçici olarak da olsa MHP'ye açılacak olan davayı önlemiş bulunuyoruz.
Yani tabii o tarafı da var ama onun yanında oluşan yani gündemde oluşan birkaç tane benzeri olay olunca yani Sinan Ateş gibi, Bora Kaplan gibi. Bu arada onu da öğrendik. Ayhan diye bir ismi yokmuş. Ayhan kod ismiymiş. Öyle mi? Evet. Asıl ismi Bora Kaplan. Bir yaşıma daha bastım. Evet, maalesef böyleymiş. Kendi avukatı üstüne basa basa söyledi bir Hangi televizyon. Ayhan'dan almış acaba? Ayhan'ı yani ya kendileri kod ismi olarak kullanıyor ya emniyet bir kodlama yaparken Ayhan diye kodlamış. Yani kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan diye biliniyor ama Ayhan diye resmiyette bir ismi yok. Hep Bora Kaplan diye. Şimdi o iki dava aslında şöyle geri çekilip baktığımızda ne yaptı? Milliyetçi Hareket Partisi'ni elini güçlendirdi. Yani Devlet Bahçeli ve MHP o iki davadan da tüzel kişilik olarak aslında çok etkilenmedi. Çünkü her ikisinin de iddianamesinde bir siyasi partiyle özellikle de MHP ile bir bağlantısı yok. Yani resmi iddianamede yok. Ama Sinan dosya Ateş'te nasıl yok? Adam Gençlik Kolları Başkanı ya. yok ama iddianamede MHP'nin hiçbir yerde ismi geçmiyor. Yani kurumsal kimlikten ayrı olarak Gülelim diye kişi söyledim ama sen çok ciddiysin. kişi olarak tuttukları için. Ama ilerleyen aşamalarda ne olur mahkemenin ilerleyen aşamalarında ya da diğer mağdurların ya da olayla ilgili diyelim ki ailenin, avukatların nasıl bir yöntem izleyeceğini bilmiyoruz şu anda. Ama resmi iddianamelerde bu isimler yok. Yani bir parti ismi yok. Onun için dediğiniz gibi bir emniyet subabı olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bu ismin getirilmesi mümkün müdür? Mümkündür. Ama ben ondan daha çok bunun belki konuşuruz şimdi önümüzdeki dakikalarda Kobani davasının HDP'nin kapatılması için bir gerekçelerin en büyüğü olarak kabul edileceğini düşünerek bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının da yine kendisini buraya bu makama getirenlerin talebi doğrultusunda DEM Parti için aynı şeyi yapmasını daha makul ve mantıklı buluyorum. Önümüzdeki günlerde ya da aylarda böyle bir şey yapma olasılığı vardır. Bence göreve başlar başlamaz bu konuda bilgi ve belge toplamaya başlayacaktır. DEM Parti'nin kapatılması üzerine mi? Doğrudur. Yani çünkü HDP'nin kapatılması konusunda gelinen nokta artık neredeyse kesinleşmiş gibi. Gerçi bu saatten sonra politik anlamda bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. Yani kapanmış gibi aslında. Ama buradaki siyasi mesaj önemli. Yani iktidarın ya da iktidarı oluşturan MHP, AKP'nin Kürtlere nasıl baktığını ve bundan sonra nasıl bakacağı konusunda önemli bir delil sunuyor bize. Örneğin işte Ahmet Türk'e verilen 10 yıllık ceza. Şimdi Ahmet şu anda bildiğim kadarıyla yine belediye başkanı seçildi ve DEM Parti'den seçildi. Şimdi bu cezanın istinafta ve Yargıtay'da onanmasında bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının eline bir koz olarak geçecek. Onun için önümüzdeki dönemde bunları kullanacaklardır diye düşünüyorum. Peki bir şey Şimdi soracağım. bir Bu Kobani davasından verilen cezadan sonra HDP'nin kapatılması ya da kapatılmaması kime ne fayda veya zarar verir? yani o zarar açısından değil ama özellikle Devlet Bahçeli'nin bu konuda başı çekmesi yani ta baştan beri HDP kapatılmalı diye öncülük etmesi, neredeyse davanın savcısı gibi davranması psikolojik olarak, siyaset olarak belki ama bu saatten sonra dediğim gibi HDP'yi kapatsanız ne olur, kapatmasanız ne olur? Zaten hareket kendisini başka bir çizgiye, başka bir siyasi partinin altına konumlandırmış ve oradan siyasi mücadelesini devam ettiriyor. Buradaki sıkıntı şu. Hele de Bunu niye sordum biliyor musun? Şöyle bir şey yapabilirler mi kandırmaca?
yumuşama dönemine girdik. Bunu onlar adına sesli düşünüyorum. Selahattin Demirtaş'a zaten 42 yıl verdik. Figen Yüksek daha 30 yıl verdik. İşte diğerleri de zaten 7 yıl yattılar. Daha da yatacaklar var. 24 yıl alan, 20 yıl alanlar var. Yumuşama sisteminden dolayı biz HDP'yi kapatmasak, orada da siyaset yasağı gelecek, işte 500 küsur kişi var sanıyorum. Doğru. Bunlardan 100 tanesine de o cezayı versek, ana temel isimleri de bu Kürt siyasetinin dışına itsek. Ama partiyi kapatmasak, zaten yok olan bir parti. Yani yok olan derken, fiiliyatta. Fiiliyatta bir işlevi olmayan bir parti. Onun yerine birkaç ay sonra olmak üzere demin kapatılmasına gitsek. Bunların hepsi bir faşizmin taktikleri esasında. O yüzden demi de kapatacaklar, verdiler sinyalini, lafını. Acaba Selahattin Demirtaş da aynı açıklamayı yapıyor. HDP'nin kapatılacağını ön açıklaması budur diye bir açıklaması var. Acaba tersi olabilir mi? Bakın yumuşadık işte, kapatmıyoruz. Zorla mı diyebilirler mi? Evet. Şimdi her şeyden önce şeyi düzeltmek lazım. Bu bir yumuşama değil, normalleşme. Kime göre? Bir dakika. Yumuşamayı yanlış anlıyorlar çünkü. Evet, Bahçeli öyle söyledi değil mi? Yumuşamayı yanlış anlıyorlar. Evet, yumuşamayı yanlış anlıyorlar. O yüzden... Beni kötü yani, yola sevk etme, devam et. Bir de bunun sonunda, günün sonunda gün batımındaki o 7 renkten oluşan gün batımını... Beni kötü yola sevk etme dedikçe zorluyorsun. Onu oluşturmasınlar diye. Güneş subliminal renginde batsın dedi değil mi? Evet, subliminal mesajlarla yürüyen bir süreç var. Ben aslında şuna dikkat çekmek istiyorum. Geçen hafta yaptığımız programdan sonra gelen bir iki eleştiri kafa karışıklığına yol açtığını düşündüğüm bazı konularda daha netleşmek için. Şimdi biz her şeyi sanki Türkiye'nin kendi içinde ve günlük rutin siyasetiyle birlikte yürüdüğünü düşünüyoruz. Bence öyle düşünmüyorum da. Evet, ben de öyle düşünmüyorum ama bunu çok net ifade edememişim sanırım ki bu yönde bir eleştiri vardı. Şimdi sadece Kobani davası değil, Sinan Ateş suikasti, işte Bora Kaplan olayı, onun peşinden yaşanan emniyet içindeki bir takım gerginlikler, bir takım gözaltına alınmalar, hatta bugün bile adliyeye sevk edilen bir iki kişi var, onların sonucu henüz belli olmadı. 7 kişi. Bunlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki işte partinin bu kimine göre yumuşama, kimine kendi deyimleriyle ise normalleşme dedikleri bir takım gelişmeler. İşte aynı şekilde Yargıtay Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçimi ya da atanması. Bütün bunların hepsi, hatta bunun üzerine kayyum konusunda Van'la ilgili özellikle seçimlerden sonra iktidarın takındığı tavır, yani iktidarın özellikle adalet bürokrasisi, işte Yüksek Seçim Kurulu üzerinden yapmaya çalıştığı bir takım değişiklikler. Bunlar hepsi sanki Türkiye'nin içinde oluyormuş ki Türkiye'nin içinde oluyor da yani sanki Türkiye'nin kendi içinde rutin olan böyle sıradan olaylarmış gibi görünüyor ama bunların bence hepsi birbirine bağlı ama hepsi birbirine bağlı olduğu gibi başka bir şeyle de bağlı. Örneğin bir şeyi unuttuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan neredeyse yaklaşık bir ay önce Irak'a gitti. Orada iki gün ciddi görüşmeler yaptı. Ondan önce Dışişleri Bakanı gitti. Milli Savunma Bakanı gitti. İran var. İran'la sürdürülen görüşmeler var. İşte Putin'in geçtiğimiz hafta Çin'e yaptığı, yeniden başkan seçildikten sonra hemen Çin'e yaptığı gezi var. Ukrayna ile ilgili
gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna, özellikle AB ile birlikte Ukrayna Savaşı, Rusya Savaşı üzerine geliştirdiği yeni konsept var. Hakeza ona bağlı ya da onunla birlikte yürüyen İsrail ile bir Hamas Savaşı var. İşte Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta çıkıp yok Hamas terör örgütü derseniz inceniriz. Türkiye'de 1000 kadar Hamaslıyı biz hastanelerde tedavi ediyoruz demiş. Bunlar hiçbiri Doğru tesadüf ama değil. onu düzelttiler. Yani kendilerince düzelttiler ama bence Erdoğan doğruyu söyledi. İçinden geleni, kendisine aktarılan bilgiyi söyledi. İşte şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, işte İsrail'in ve Amerika'nın İran'a muhtemel bir ara hatırlıyorsunuz bir 2 ay önce o ona füze fırlattı, o ona başka bir şey yaptı falan böyle bir deneme yaptılar, bir savaş denemesi yaptılar. Yani İran'ın Amerika karşısındaki tavrı, Amerika'nın İran'ı yok etme çabası falan, bunların hepsi bize aslında şunu gösteriyor. Türkiye'deki bütün bu gelişmeler benim deyimimle bu müesses nizam kurucularının, oyun kurucularının kendi kafalarındaki Orta Doğu ve bu bölgedeki politik geleceklerine dair çıkardıkları olaylar. Bunlar her ne kadar birbirinden bağımsızmış gibi görünse de birbiriyle ilgili ve dünyanın genel gidişatına bakarak, buradaki siyasete, buradaki askeri çıkarlara bakarak bu olayları yorumlamak gerekir. Şimdi zaman zaman konuşuyoruz. 2028'e kadar seçim yok. Ama Türkiye'nin şu anda ciddi bir biçimde uygulamaya koyduğu bir ekonomik program var. Bu ekonomik program da ciddi bir biçimde emekçileri çok fazla yoksullaştırıyor ve yoksullaştıracak bu gidişata göre. Ama bu yoksullaşmanın sonucunda Türkiye'de bir toplumsal tepki de oluşma olasılığı var. Oysa bu müesses nizam kurucuları, oyun kurucuları şu anda Türkiye'de böyle bir toplumsal harekete, sosyal demokrat, sol ve emekten yana bir gelişmeye çok da sıcak bakmamaları bana göre gayet normal. Bence Erdoğan'la CHP arasındaki bu kimine göre yumuşama, kimine göre normalleşmeyi de aslında böyle okumak lazım. Yani Erdoğan aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni biraz daha sosyal demokratlıktan ve solculuktan merkeze doğru çekmeye uğraşıyor. Yani İyi Parti merkeze oturmaya uğraşıyor. İşte Saadet'tir, Deva'dır. Bunlar merkeze oturmaya uğraşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de maalesef özellikle de bu yerel seçim sonuçlarından sonra iktidara gelmesinin önündeki engelin bu sol ve sosyal demokratlık olduğunu düşünmüş olacak ki o da merkeze doğru oynamaya başladı. O da merkeze doğru hareket etmeye başladı. Açılımlarını öyle yapmaya başladı. Şimdi Eylül ayında tüzük kurultayı kararı almışlar. Önümüzdeki yaz aylarında bu tüzüğün taslağı muhtemelen belli olacak. Orada biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bundan sonra nereye doğru gitmek istediğini çok net bir biçimde göreceğiz. Çünkü tüzük Tüzük dediğiniz şey. değişimden sonra geliyor yani. Evet, yani biraz öyle olacak. Ama önümüzdeki günlerde biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu merkeze oturma sevdasını bir takım olaylarda göreceğiz. Şimdi 1 Mayıs'ta gördük Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını. Taksim deyip Saraçhane'de kısılıp kalan bir siyasi duruş sergilediler. Yine Pardon, önümüz. benim orada bir itirazım var. Onun belirleyicisi CHP değildir ya da HDP değildir, DEM değildir ya da başka bir parti, EMEP değildir, TİP değildir. Onun belirleyicisi DİSK'tir, Türk İş'tir. Ama bu yani onları da tek başına bırakırsanız bu karar çıkar.
Siz ısrar Tek başına ettiniz bırakmıyorlar. diye sorarlar. Beraber karar alınmış gibi bir karar oluyor ama burada CHP şunu diyebilir. Disk yürümedikten sonra ben niye yapayım? Yani bu Öyle. CHP'yi savunmak anlamında söylemiyorum ama burada eleştirilecek olan konfederasyondur. Doğrudur ama CHP de burada konfederasyon ya da düzenleme komitesine karar alırsa biz ona uyarız gibi çok orta yolcu bir tavır takılmıştır. Onu da belirtmek lazım. Zorlamıyor diski, evet. Evet, yani yoksa Cumhuriyet Halk Partisi örgütü oraya toplanmış, oradan işçi örgütleri toplanmış, oradan Taksim'e çıkmak için kararlılık gösterilse herhalde sendikalar da buna ama baş uymak suçlu zorunda değil sonuçta yani. Kalırlardı. Neyse, ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından önümüzdeki dönemine ait bize bir ipucu veriyor. Bu şimdi şöyle bir sıkıntı kaldı o zaman iktidar için. Türkiye'de sol adına hareket edebilecek tip var diye düşünüyorlar, işte meclisteki 3 ya da 4 milletvekili üzerinden. Bir de Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisi olarak DEM var şimdi. Şimdi kurgu aslında DEM'in üzerinden ya da solu eğer bölmek, parçalamak ve etkisiz hale getirmek istiyorlarsa DEM'i bir biçimde dizlerinin üstüne çöktürmek zorundalar. İşte bu da birçok şeyi kapsıyor. Özellikle biraz önce söylediğim Suriye'nin, Türkiye'nin Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Irak'ın merkezinde bir takım gelişmelerdeki takınacağı tavırla da doğru orantılı. Şimdi evet, Kobani davasını konuşuyoruz, sonuçlarını konuşuyoruz, verilen cezaları konuşuyoruz ama şunu zaman zaman soranlar var da çok cılız kalıyor. Ya bu peşmergenin Türkiye'den, Türk sınırından geçip tekrardan Türk sınırından çıkması iznini ve kararını kim verdi? İktidardaki parti verdi. Şimdiki iktidar ortağı o zaman da gizliden de olsa destekliyordu. Sonuçta şimdiki iktidar bu olayların başlangıcı. Ben o anlamda işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Süreyya Önder'in meclis başkan vekili olarak Kobani davası kararının açıklanmasından sonra yaptığı o değerlendirmeyi önemli buluyorum. Yani bu AKP'nin gelecekte kendisi için hazırlanacak iddianamenin bir ön sözüdür demesi doğru. Bence de aslında AKP bu sonucu istemiyordu. Bana göre Erdoğan istemiyordu. Bunu niçin söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Konuşmamın başında dedim ki 17-25'ten ve 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de bazı şeyler değişti. Evet, ne değişti? Her şeyden önce bürokrasi kadroları çok fazla değişti. Bu bürokratik kadrolar içinde en önemlisi güvenlik ve adalet bürokrasisiydi. Türkiye şu anda geldiği nokta itibariyle bence, bana göre %100 AKP'nin ya da %100 MHP'nin egemenliğinde değil bu iki bürokraside. Yani Süleyman Soylu İçişleri Bakanı yapıldı. Evet, AKP üzerinden yapıldı ama MHP'nin desteğiyle yapıldı. Süleyman Soylu kendince bir güvenlik bürokrasisi içinde kadrolaştı. Hakeza bugüne kadar Anayasa Mahkemesi üyelerini hep Erdoğan atadı. Yani şu anda herhalde Erdoğan'ın atamadığı kimse kalmadı Anayasa Mahkemesi'nde. Hepsi Erdoğan'ın döneminde atanmış oldu. Anayasa Mahkemesi, diğer yüksek mahkemeler, özellikle seçimlerle ilgili ciddi kararlar alan Yüksek Seçim Kurulu dahil olmak üzere orada da Erdoğan kendince örgütlendi. Ama bu örgütlenmenin ne olduğu konusunda, yani bürokratik örgütlenmenin ne olduğu konusunda Türkiye'de çok net bir yanıt yok. Yani şunu diyemiyoruz. Emniyetin tamamı MHP'li, Adalet Bakanlığı'nın da neredeyse tamamı AKP'li oldu. Değil. Emniyetin içinde de iktidarı oluşturan siyasi partilerin kendilerine göre çeşitli yerlerde bürokratları var. Adalet bürokrasisi içinde de böyle. Bunlar zaman zaman çatışıyorlar. Ama bence bir üçüncü grup daha var. Bunlar da kendilerini AKP'li ya da Erdoğancı gibi gösterip kendilerine
yer edinen üçüncü bir alternatif grup. Bunlar Erdoğan'a çok yakın isimler de var bunların içinde. Erdoğan'a zaman zaman Erdoğan'ın fikirlerine tersmiş gibi gelen, tartışılacak fikirler ortaya atan isimler var. Bu isimler de bürokraside ciddi bir biçimde örgütlüler. Ama bunlar tek başına MHP'li ya da AKP'li demiyorum ben bunlara. Bunlara üçüncü grup diyorum. İşte bu üçüncü grup aslında bu bence müesses nizamı oyun kurgucuları tarafından zaman zaman öne çıkarılıyor. Bir tweet atarak, zaman zaman bir açıklama yaparak, zaman zaman bir dava ya da bir olay hakkında görüş bildirilerek, özellikle görüş bildirmeleri istenerek iktidarı hem zora sokuyorlar, bazen iktidarın küçük ortağını zora sokuyorlar, bazen iktidarın büyük ortağını zora sokuyorlar. Ama sonuçta öyle bir yere geliyor ki üçü de ortak bir yerde anlaşmak zorunda kalıyor. Bu üç grubun iktidarını devam ettirmek gibi bir zorunluluğu var. Yani eğer AKP-MHP koalisyonu ilk seçimde iktidarı kaybeder ise ondan sonra olacaklar konusunda çok ciddi endişeleri var. Ve bu endişelerin ben bugünkü zaman zaman ortaya çıkan işte bu çeşitli davalarda ya da davaların iddianameleriyle tartıştığımız bu isimler üzerinden hem birbirleriyle kavga ettikleri hem de birbirleriyle uzlaşmak için bu kavgayı kullandıklarını düşünüyorum. Peki telefonda konuşurken senin ilginç bir yorumun vardı. Bu araya onu sıkıştırayım istiyorum. Sanki Erdoğan kendi atadığı ya da kendisiyle beraber çalışan önemli bazı isimlerle bir uyuşmazlık halinde. Doğrudur Erdoğan. Yani MHP ve AKP dışında bir grup mu var? Yoksa yani hep söylediğim gibi o en tepeyle anlaşmış ve ara sıra seyrek de olsa MHP'ye bile çıkışan ama esas AKP'ye AKP'nin kuruluş dönemine karşı çıkan, çünkü AKP'yi kuruluş zamanına getirmek isteyen de bir ekip var. Sayıları artık az maalesef. Ya o onların bir siyasi etkisi olacağını sanmıyorum. Ama sizin söylediğiniz doğru. Ben de ifade etmeye çalıştığım o üçüncü bir grup var ortada. Şimdi bazen satır aralarını okumak iyidir. Örneğin Erdoğan dün bugün anayasa üzerine yaptığı konuşmanın bir bölümünde kendim için bir şey istemiyorum gibi bir cümle kurdu. Şimdi bu cümle kendi içinde önemli. Bu bir yere mesaj mutlaka. Yani Erdoğan durup dururken böyle bir şey söylemez. Hiçbir siyasetçi söylemez. Çünkü bu kendisini bağlamaktır. Kendim için bir şey istemiyorum demek ne demek? Yeniden aday olmak gibi bir derdim yok demek. Ya da o en tepesi anayasayı değiştirsen bile bundan sonra seni başkan istemiyoruz. Yani Selahattin Demirtaş'ın başlattı seni başkan yaptırmayacağızı. Şimdi bu sefer en tepe söylüyor seni başkan yaptırmayacağız aday olsan bile. Doğrudur. Bu yüzden ben de zaten üçüncü bir grubun varlığını ortaya atıyorum. Çünkü Erdoğan işte kimine göre yumuşama, kimine göre normalleşme için bir şey yapmak istiyor. Yani örneğin Erdoğan CHP ile bir uzlaşmak, siyaseten uzlaşmak zorunda olduğunu, Kürtlerle yeniden bir masaya oturmak zorunda olduğunu biliyor. Eğer kendi geleceğini ya da kendi başkanlığını sürdürmek istiyorsa bunlarla birlikte yürümesi gerektiğini, en azından asgari müştereklerde anlaşması gerektiğini farkında. MHP'nin kendisine yük olmaya başladığını da farkında. Bunu zaten çok fazla inkar etmiyorlar. Onu ama çok eskiden beri yaşıyor. Evet, ama ne zaman Erdoğan böyle bir adım atmaya kalksa, ben MHP'yi geçtim. İşte bu dediğim Erdoğan'a çok yakınmış gibi görünen
Erdoğan'ın adamıymış gibi görünen, AKP'li değil Erdoğancı olarak kendilerini ifade eden, yani bir parti kimliğinden çok bir şahıs üzerinde ya da onun yanında konuşlandıklarını söyleyen bu tiplerin hemen bir ortaya çıkışları var ve her çıkışları Erdoğan'ı zorda bırakıyor. Yani çoğunda Erdoğan bu üçüncü gruba ait kişilerin yazdıkları, çizdikleri ya da söyledikleri yüzünden sıkıntıya giriyor. Şimdi buna bir örnek daha vereyim. Başta uçum olmak üzere. Evet, bir örnek daha vereyim. Mesela sizin dediğiniz işte MİT başkanı idi. Sonra önce MİT müsteşarıydı, sonra MİT başkanı oldu. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Hep ne derler? Hakan Fidan işte Erdoğan'ın kara kutusudur derler. Ve ne yaptı geçen hafta? Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Vakfı, yani kanun çıkararak bir vakıf kurmaya başladı. O da sanırım Türkiye Büyük Meclisi'nde. Tamam. Ama şimdi vakıf kurduğunuz zaman vakfın başkanı doğal olarak bakan. Ama bakan yardımcıları da var. Yani bir takım bürokratlar da var o vakfın yönetiminde. Erdoğan eğer Hakan Fidan'a güveniyor idiyse geçtiğimiz hafta neredeyse tamamı ama en önemlisi, en önemli bir ismi SETA'dan, yani kendine yakın düşünce kuruluşu SETA'dan 3 kişiyi niye Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atadı? Durup dururken yani 3 isim ve SETA kökenli bunlar. Bunların atanmasının bir nedeni olması lazım. Çünkü bunlar aynı zamanda SETA'dan işte bir kişi daha vardı. Televizyona çok çıkarttılar o genç çocuğu. Hatırlıyor musun? Yani çok televizyonlara çıkanlar çok. Yani SETA'da yani önemli bir görevdeydi. Hatta kardeşi de var falan filan. Bu kardeşi hatta şeyle evliydi galiba. Evet. İsmini hatırlayamadım ama SETA'da bu tür önemli isimler var. İbrahim Kalın SETA'nın kurucuları arasında şimdiki. Şimdi o kişiyi o televizyona bir ara çok çıkan sonra birdenbire ayağını kestikleri kişi bir üniversitenin dekanıydı. Rektörü mü dekanı mı? Rektörü mü dekanı mıydı? Sonra internet sitesinden adını kaldırdılar falan. Adını hatırlayamadım ama evet yani. Anladın kim olduğunu? Evet. Bu işte ben de bunları üniversite görevinden de alınmış şimdi. SETA'dan 3 kişi buraya gelirken o Erdoğan'ı haldır haldır savunan adam da üniversiteden o görevden alınmış. Belki üniversiteden de yeteri kadar makam arabası mı vermediler, A8 mi vermediler, ne yapmadılar bilemiyorum tabii yani. Ya mümkündür. Ama şunu hiç göz ardı etmemek lazım. İşte Erdoğan bir şey yapmaya çalıştığı anda ya da kendine göre normalleşmek için adım atmaya kalktığı anda dediğim gibi AKP'li olmayan, ben bunları AKP'li demiyorum çünkü, ama Erdoğancı diye, kendini Erdoğancı diye tanımlayan, belki Erdoğan'dan daha Erdoğancı olanlar, onlar bir şey yapıyor ve bu müesses nizamın, oyun kurucularının istediği şeyi yapıyorlar. Erdoğan da zor durumda kalıyor. Şimdi Erdoğan da onun üzerine bir denge bulmak için kendi siyasi geleceğini de ortaya koyarak bir karar vermek zorunda. Yani Erdoğan muhtemelen önümüzdeki yıl, yani 2025'te onun beklediği şu anda Mehmet Şimşek'in işte bu ekonomik kararlarının bir an önce meyvesini toplamak. Çünkü Erdoğan iyi ya da kötü ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında fikir sahibi. Yani o kadar da şey değil. En azından anketleri çok sevdiği için yaptırdığı anketlerde ortaya çıkan sonuçları görüyordur. Şimdi bu durumda Erdoğan, eğer Erdoğan'a birileri efendim bizim ekonomik programımız çok başarılı olacak, bu başarılı olmasının sonucunda Türkiye'nin geldiği noktada
yeniden sizin teoriniz olan bu nasıl hayata geçirebilirsiniz dedilerse Erdoğan için bu bulunmaz bir fırsat. Erdoğan buna hayır demez ve eğer 2028'de ve daha sonrasında kendisinin başkanlığını ya da cumhurbaşkanlığını sürdürmek istiyorsa bunu kabul eder diye düşünüyorum. Şu anda Erdoğan'ın bel bağladığı ya da beklediği tek kişi Mehmet Şimşek. Bence onun dışında hiç kimseden bir şey beklemiyor. Çünkü Mehmet kendisi işte Arap ülkelerini gezdi, Orta Doğu'yu gezdi, bulabildiği para belliydi. Tıkandı, sistem tıkandı. Önce faiz artışını kabul etti. Kendi NAS söylemine karşı kabul etti. %50'ye kadar çıkarttı. Sonra da Mehmet Şimşek aracılığıyla yurt dışından para bulmak için bir sefer düzenlediler. Oradan alabildiklerini. Geldi şimdi işte tasarruf tedbirleri ve emekçiye yüklenen dünya kadar ekonomik sıkıntı. Şimdi Erdoğan şunun farkında. Biz sadece işte emekçinin sırtına bunu yıkarak ya da işte Avrupa'dan, Amerika'dan birkaç milyar dolar bularak bu işin üstesinden gelemeyeceğiz. Bu işin üstesinden gelebilmemizin en önemli taşlarından biri de demokrasi. Bunu kabul etmiş durumda Erdoğan. Ve bu konuda taviz vermeye hazırdı. Yine Yoksa Kobani davasıyla nasıl yapacak? O yüzden Batı'ya hoş gözükmek için Kobani'den bu cezayı verip HDP'nin kapatılmasını engelleyebilir mi? işte ben de bir öncesine geçiyorum. Aynı şekilde ne oldu? Abdülkadir Selvi aracılığıyla Çok biz uğursuz geldi. Osman Kavala'yı tartıştık. Erdoğan işte o ortaklar arasındaki subliminal mesajlardan biri olan Selvi'yi yanına oturtturdu. Daha da konuşmasını sağladı. Ama AKP'liler değil, Erdoğan'dan daha çok Erdoğancı olanlar hemen itiraz ettiler. Sonuçta ne oldu? Mahkeme heyeti değişmiş olmasına rağmen Osman Kavala ile ilgili yeniden yargılama kararı reddedildi. Her ne kadar hukuken süreç bitmedi, bir üst mahkemeye falan gidecek ama ben olumlu bir yanıt çıkacağını düşünmüyorum şu anda. Aslında Erdoğan yürekten bunu yapılması gerektiğine, yani her ne kadar Osman Kavala'ya karşı kişisel bir kini de varmış gibi görünse de razıydı ona. Çünkü Erdoğan bu Şöyle bir konuda noktaya doğru gidiyoruz esasında. Biliyor musun? Erdoğan'a acımaya başladım. Birazdan yanıma alacağım yani. Erdoğan demokrasiyi kurmak istiyor mu? Erdoğan engelleniyor. bu şey vardır ya, meşhur. Aslında bizim adam iyi de etrafı mahalleli kötü derler ya. Aslında doğru. Erdoğan bazı şeylerin farkında. Çocuk Daha mu? doğrusu Çocuk Mazbit ama etrafı devamını söylemeyeyim, sen biliyorsun. evet, doğru. Şu anda bu peki bu yaratılmaya çalışılan bir imaj mı, yoksa Erdoğan hakikaten böyle mi düşünüyor? Aslında AKP'nin kuruluşu böyle değil mi? Bir sürü insanı böyle kandırmadılar mı? Erdoğan en demokrat başbakan olduğu şimdiye kadar ki demediler mi? doğrudur. İşte o yüzden diyorum, bu üçüncü grup Erdoğan'ın bu tür pragmatist davranışlarını bildiği için ya da kendi iktidarını sağlamlaştırmak için bir tür taviz verebileceğini, kazanmak için her yolu deneyebileceğini bildikleri için onlar da Erdoğan'a rağmen Erdoğancılık yapıyorlar. Yani kendileri ne Erdoğan'ın yanlış yola sapmasını ya da yanlış işler yapmasını engelleyen kişiler olarak görüyorlar. Böyle gördükleri için de Erdoğan'ın en yakınında olmalarına rağmen Erdoğan'dan fazla Erdoğancı olup Erdoğan'ı zora sokuyorlar sürekli. Çünkü onların devam ettirmek zorunda oldukları, yani düzen, nasıl söyleyeyim, göbeklerinden bağlılar bu düzene. Her yerleriyle, yani ekonomik anlamda, politik anlamda, her anlamda, sosyolojik anlamda bu düzene mahkumlar onlar. İşte diyorum ya, onun için söyledim. 17-25 ve 15 Temmuz'dan sonra boşalan bürokratik kadroları dolduran, özellikle de güvenlik ve adalet bürokrasisinde
etkin olan, Erdoğan'a rağmen Erdoğancılık yapan üçüncü bir grup var. Bu üçüncü grup da müesses nizamın taleplerini çok iyi okuyor. Onlarla ilişkileri bence Erdoğan'dan çok daha iyi. Zaten Bahçeli ile çok ilişki kurduklarını sanmıyorum. Çünkü Bahçeli'nin yanında zaten danışmanlar arasında var öyle tipler. O yüzden şimdi Erdoğan'a rağmen bir şeyler yapıyorlar ve yaptıklarında da başarılar. İşte Osman Kavala'nın yeniden yargılanma kararının reddedilmesi bu. Kobani'den çıkan karar. Yeni mahkeme bu. Nasıl bu kadar çabuk okudu da karar verdi? Tabii anlamıyor kimse. Şimdi tartışılacak konu çok. Yani dediğim gibi biz bunları ayrı ayrı konularmış gibi görüyoruz ama aslında bunlar bir büyük resmin ya da puzzle'ın küçük küçük parçaları. Bunları birleştirdiğimiz zaman ancak büyük resimde ne olduğunu fark edebiliyoruz. Şöyle bir oyun mu dönüyor acaba? Şimdi yavaş yavaş herkes Erdoğan'ın yargılanacağını ya da iktidardan düştükten sonra hakkında mahkemeler, davalar açılacağını sezmeye başladı. Eskiden izleyenlerin fazla bilmediği AKP içerisindeki değişik gruplar şimdi seslerini ve yapmak istediklerini daha çok öne çıkartıyorlar. Bunun nedeni şu olabilir mi? Tamam lan artık yargılayacaksınız, yavaş yavaş o noktaya gidiyoruz ama bak Erdoğan abi, Recep abi, bizim dediğimizi yaparsan yargılanmazsın. Ne doğru mu gidiyorlar acaba? Herkes birdenbire kendi fikirlerini eskiden saklarken ya da sadece Erdoğan'ın kulağına söylerken şimdi basına Erdoğan sanki hiç yokmuş gibi açık açık böyle bir kendi aralarında savaşa girdiler. Doğru. Bir tarafını okuduğunuz zaman böyle olduğu çok net zaten. Dedim ya, o yüzden Erdoğan'a rağmen Erdoğancılık yapıyorlar. Yani onlara sorsanız Erdoğan'ın iyiliğine bunları yapıyorlar. Erdoğan'a yanlış yapmasını önlemek için bunu yapıyorlar. Ama Erdoğan da bunun farkında. Yani bu, buradaki bence ince çizgi bu. Erdoğan'a rağmen yapılan şeylerden Erdoğan haberdar. Evet. Erdoğan'ın haberdar olmadığı hiçbir konu yok bana göre. Ama Erdoğan işin içinden çıkamıyor. Çıkamaz çünkü Erdoğan'ın kadrosu... Zeka olduğunu sanmıyorum. Kadrosu değil. Şimdi Erdoğan bir İçişleri Bakanı getirdi Süleyman Soylu'nun yerine ki ciddi bir risk aldı o zaman için. Siyasi bir risk aldı. Ama demek ki bazı şeyler hani bıçak kemiğe dayandı derler. Soylu'yu harcama kararı alıp... Ya da emir kemiğe dayandı. Evet. Ama ne yaptı? Kendisine en yakın yetişmiş bürokratlardan birini İçişleri Bakanı yaptı. Yani Ali Yerlikaya Erdoğan'ın bürokratı diyebileceğimiz tiplerden. Yani MHP'nin ya da AKP'nin değil. Erdoğan'ın bürokratı. Şu anda onu harcayıp harcamaması tartışılıyor. Evet. Ya bu şimdi rastlantı olabilir mi? Erdoğan bütün bunun farkında. Olan bitenin de farkında. Yani şey söyleniyor. İşte İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanı çağırdı. Sadece MİT müsteşarıyla Adalet Bakanı'nı çağırdı. İçişleri Bakanı'nı çağırmadı. Ya Erdoğan bunun için bunu problem edecek biri değil. Çünkü zaten bakanların tamamı bildiğimiz gibi bu sistemde sekreter. Evet. Yani bütün bunları, çünkü şunu unuttuk mesela. Aylar önce İstanbul'un başsavcısının Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yazdığı bir rapor vardı. Ve birdenbire işte bu Erdoğan'a rağmen Erdoğancılık yapanlar bu rapor üzerinde çok tepindiler, anımsarsınız. Yani HSK'ya giden, Hakimler Savcılar Kurulu'na giden bu rapor üzerine adaletin nasıl kokuştuğu ve ne duruma geldiğine dair çok önemli olayların anlatıldığı bu raporu Erdoğan hiçbir şey yapamadı. Biz öyle sanırken MİT'e bir görev verdiği yazıldı. Doğal olarak da şimdi Erdoğan geçtiğimiz günlerde işte bu
Beştepe'ye Adalet Bakanı ile beraber şimdiki MİT Başkanı'nı çağırdı. Evet. Nereden biliyoruz? Yani görüşme kapalı olduğu için söylüyorum. Herhangi bir açıklama yapılmadığı için söylüyorum. Nereden biliyoruz biz Erdoğan'a MİT'in bu olayları araştırıp kapsamlı ve detaylı ve delilli başka bir rapor vermediğini? Bunu da bilmiyoruz. Belki İçişleri Bakanlığı ilgiliyle de ilgili bir rapor hazırladı. Şimdi onun için yani Erdoğan'ın dışındaki Erdoğancılar da hareket halinde olduğundan biz bu herhangi bir olayı, ya bunu MHP mi yaptı? Bu MHP cenahından mı oldu? AKP'liler mi yaptı bunu? Yoksa üçüncü bir grup mı yaptı diye sürekli kafamız karışık. Kafamızın karışık olmasının nedeni bu. Çünkü saflar net değil. Yani bir bakıyorsunuz öyle bir olay yaşanıyor ki tamam bu Bahçeli ile arasını bozduğuna delildir diyoruz. Ama bir gün sonra başka bir olay meydana geliyor. Hayda Bahçeli kazandı diyoruz. Şimdi kamuoyundaki genel algı Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin Erdoğan'a şu son 10 günde her istediğini yaptırdığı yönünde. Genel inanış ve algı bu. Özgür Özel'e yalancı dedi ya. Yani çok şey dedi Özgür Özel'e dediğim gibi yani. Ama orada da mesela çok ilginç bir şey var. O zaman niye görüştünüz be kardeşim? Ya da görüşmede bunları niye söylemediniz? Hani yumuşama ya da normalleşme görüşmelerinde niye söylemediniz bu? Birdenbire bu kadar sert bir dönüşe ne ihtiyaç vardı? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi henüz o anlamda MHP'yi rahatsız etmiyor. Peki Özgür Özel ne yaptı da çok konuşuyor dedi Devlet Bahçeli? Ya benim anlayabildiğim kadarıyla bir iki programda Bahçeli ile yaptığı görüşmenle ilgili bazı detaylar verdi. Zaten çoğunu anlattı. Orada Bahçeli'nin rahatsız olduğu bir iki konu var diye düşünüyorum. Çünkü aynı şekilde Özgür Özel'e Erdoğan'la yaptığı görüşmedeki görüşmeyi sorduklarında hep şu cevabı veriyor. Zaten anlatılması gereken kadarını ben anlattım. Gerisi işte yanımızda bulunan tutanak hazırlayan. Neredeyse yarısını bilmiyoruz oradakinin. Bence yarısından çoğunu bilmiyoruz. Evet. Yani 3-5 konu başlığı biliyoruz biz sadece. O 3-5 konu başlığında da yani kamuoyu, bence MHP'de oradan işte aynı zamanda CHP'nin istedikleri de olmadığı havası da veriyor. Yani Kavala konusunu CHP'nin gündeme taşıdığı söylendi. Sonuç ortada. Reddedildi. Sinan Ateş ile ilgili aynı şekilde MHP'nin istedikleri oldu. Ne oldu? Orada hiç durduk yere bir tane gizli tanık, iki gizli tanık varmış. Şimdi ikisi de ifadelerini çekmiş oldular böylelikle. İkinci gizli tanık da ifadesini çekmiş. Gizli tanık diyor ki, ikincisi diyor ki zorla aldılar ifademi diyor. Doğrudur yani bu işi sulandıracak. Yani tanığın ifadesi zorla alınabilir mi? Siz şimdi hatırlarsanız o operasyon yapıldığı zaman konuşurken bu konu geçmişti. Elinizde kamera bir arabayı durdurup, araba durmuş yani. Birden insanı, içindeki insanı ensesinden tutup yere yatırıp 3-5 kişi, birisi kafasına, birisi koluna, birini bacağına çöküp bunu eleştirmiştik. Yani ben eleştirmiştim böyle bir operasyon olmaz diye. Bu tam televizyonlar çeksin diye, evet, film çeker gibi olmuş diye. Şimdi ne oldu oradaki, yani o operasyonun başındaki şimdi sanık durumunda. Başka bir, yine aynı konunun içindeki başka bir soruşturmada sanık durumunda. Yani o görüntülerin içindeki en az 2-3 kişi sanık durumunda. Türkiye'de mafyanın bugüne kadar, yani ta Demokrat Parti'den beri alabiliriz bu tarihi, hep böyledir davaları. Başta büyük büyük laflar söylenir, başta büyük büyük cümleler kurulur,
Sonra ilerledikçe biz hiçbir şey olmadığını görürüz. Ve dava bir biçimde içi boşaltılır, zamana yayılır. Hepsi serbest kalır. Bunların birçoğu da serbest kaldıktan sonra Devlet Bahçeli'yi ziyarete giderler. Gitmediler mi? Türkiye'de bu tür mafyatik davalardan yargılananların, başta Alaaddin Çakıcı olmak üzere, çıktıktan sonra ilk gittiği yerde belli. Ondan sonra çıkan da gitti. Kimdi, neydi adı? Kürşat Yılmaz da gitti. Kürşat Yılmaz da gitti. Ya hepsi gitti. Bu Suriye'de Rus pilotların öldürülmesi olayına karışan gitmedi mi? O da gitti. Yani hepsi bir çıktıktan sonra bir gidiyor. Bu da gider şimdi yani. Orhan Kaplan'ın da çıktıktan sonra gideceği başka bir yer yok. Ama bütün bunlar bilerek yapılmadı mı bu operasyonlar? Yani buradan bir siyasi sonuç. Ne oldu Susurluk kazasıyla ortaya çıkan davalarda? Mehmet Ağar hepsinden beraat etti. O yüzden mi susuyor bu ara? Susmaktan başka çaresi yok. Çünkü paşaları bile 80 yaşında içeri attıklarına göre bu da ya biz de bu arada içeri gitmeyelim diye susacak yani. Başka alternatifi mi var? Ki şu anda kendi iktidarı var aslında. Yani bütün bu karanlık, bütün bu mafyatik iktidar görüntüsü Mehmet Ağar ve onun gibi düşünenlere yarıyor. Şimdi Mehmet Ağar konuşulmuyor. Son bir soru. Hadi Mehmet Ağar konuşulmuyor. Bu Sinan Ateş ve Bora Kaplan, bana da Ayhan'ı attırdın bana da. Evet. Bora Kaplan konusu konuşulduğundan beri yani bu kadar uyuşturucu, Ankara'nın sorumluluğu falan filan, yurt dışına kaçışlar, konuşulmayan bir isim daha var. Daha önce hep konuşuluyordu. Jandarma komutanı Arif Doğan. Arif Doğan. Hiç konuşulmuyor. Darbe onun üzerinden mi gelecek? Çünkü 15 Temmuz'da ilk tartışılan jandarmaydı çok komik bir şekilde. Ve tek emekli edilen o dönemde jandarma komutanı oldu. Bütün diğer hava kuvvetleri, su kuvvetleri diyordum az daha, deniz kuvvetleri. Evet, su kuvvetleri. Evet, su kuvvetleri, kara kuvvetleri komutanları ve genelkurmay başkanı yerinde kalırken bir tek jandarma emekli edilmişti. Şimdi de konuşulmayan tek kişi Arif Doğan. Yani o zaten çok tartışılan bir isimdi. Ona rağmen, bakın yine o da rağmen olan şeylerden uzatıldı. Ya 30 Ağustos yakınlaştığı için de kendisiyle ilgili verilecek bir karar öncesi sessizliğe bürünmüş olabilir diye düşünüyorum. Ya da bazen geriye çekilip İşte bu müesses nizamın oyun kurucuları bazılarını belli zamanlarda ileri cepheye sürüp bazı zamanlarda geride tutabilirler. Bu konuda yakın tarihimizde anımsarsınız Veli Küçük vardı aynı şekilde. Her şeyin başındaydı ama hiçbir şeydi. Kimi yerlerde Veli Küçük'ün ismini verdiğiniz zaman bütün kapılar açılıyordu. Ama bir baktık ki şeyde, savcılıkta, mahkemede. Yani o yüzden kendilerine verilen görevin niteliği mi diyelim bu dönem için böyle olmuş olabilir. Ama sizin söylediğinize bir bağlantı da olabilir bu. Yani 15 Temmuz öncesine benziyor şu anda yaşananlar dediğinizde, yeni bir 15 Temmuz yapabilmek için polisle olmayacağına göre bu iş, bir askeri bir kuvvet bulundurmanız gerekir. Şu anda da görünen o ki bir tek jandarmada çok ciddi böyle bir iktidara yakın diyelim. Yani TSK'dan ayrı bir taraftan İçişleri Bakanlığı'na bağladıkları için bir taraftan TSK'nın içindeymiş gibi görünen ama neredeyse bütün yönleriyle de İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kuvvet var. Evet, ben de zaman zaman bu endişeyi taşıyorum. Ne oluyor bu? Hava puslandıkça birileri seviniyor çünkü. Evet. İşte bu sevinenlerin içinde kim var? Önümüzdeki günlerde görürüz gibi geliyor. Evet, bana da öyle geliyor.
Serdar, çok teşekkür bu karmaşayı anlattığın için. Anlatmaya çalışan benim. Çünkü Evet. başım beynim döndü. O yüzden erki işte cevheri falan düşününce sayıklamaya başladılar mı uykularında diye düşünmeye başladım. Onlar adına felaket bir şey yani, bu kadar karışık. Bir de isim çok. Yani Evet, 3 ay sonra da Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye geliyormuş. Kendisi öyle demiş. ben onun yalancısıyım, 2 ay demişti. 3 aya ne zaman çıkartmışsın? Eylül'den sonra. Gelecek mi sence? Bu bir oyun Oyun ben gelir mi? Mümkün mü? mu? Yani gelirse, daha doğrusu birileri gelmesini istemez. Git kardeşim bak işine derler. O Ya da mesajını darbeyi garantiye aldılar, darbe o sonrası. Sezgin Baran Korkmaz vermek istediği mesajı verdi. O mesaj da şuydu. Gelirse. Benden Reza Zarrab çıkmaz. Evet. O Ya da mesaj eline şöyle. ulaşmıştır. Geliyorum bak deyip ciddi bir paniğe yol açar. Yani ben öyle bir şeyin içinde olsam, Baran Korkmaz geliyorum dediğinde hadi ulan niye geliyorsun diye mesaj Tabii. gönderirim adam. Korkanlar da vardır ama dediğim gibi o da mesajını verdi. Evet. Benden Reza Zarrab çıkmaz dedi. O mesajını verdi. Şimdiluk. Şimdiluk evet. Evet. Serdar, çok teşekkürler programa katıldığın Ben için. teşekkür ediyorum. Evet, haftaya görüşmek üzere.